bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi gecesi sosyal medya üzerinden hayatımın en büyük projesi diyerek ne batı ne doğu, bu Türk'ün yolu başlıklı vaadini paylaştı. Özetle şunu söyledi Sayın Kılıçdaroğlu. Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan üzerinden Çin'e ulaşan hatlar kuracağız. Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacağız. İki yönden derhal eleştiri aldı. 1. Azerbaycan planda yoktu. 2. Bu yollar ve Türk devletleriyle ilişkiler mevcut iktidar tarafından zaten düşünülmüş, hayata geçirilmiş, uluslararası konjonktüre bağlı olarak yıllar içinde bu yol biraz yukarıdan kurulmuştu. Daha sonra yapılacak işler vardı ama orta yol denilen buydu. Kemal Bey, The Economist'ten Der Spiegel'e, Le Point'ten El Express'e kadar her yerde Avrupa Birliği'ni savunan bir isim olarak geçiyordu. Zaten kendisi de 3 ayda vizesiz Avrupa diyordu. Peki Avrupa Birliği kapısı Almanya istemezse açılır mıydı? Elbette hayır. Rusya'nın Ukrayna'daki egemenlik alanı Avrupa Birliği içinde Türkiye üzerinden Çin'e bir kapı açılmasını zorunlu kılıyor muydu? Kesinlikle evet. Kemal Bey bir anda Çin'e direksiyonu kırıyordu anlayacağınız. Aslında Abdullah Gül'ün Çin'e gittiğinde orada söylediklerinden farklı değildi sözleri. Aynı şeyleri değişik tonlarda söylüyorlardı. İpek Yolu bir anlamda Amerika'nın denizlerdeki egemenliğini kırmak için karaya taşınan bir projeydi. Kemal Bey de isim vermeden rahatsız olanın Amerika olacağını ifade etmekteydi. Zaten danışmanı olan Jeremy Rifkin de hem Alman hem de Çin liderlerine danışmanlık hizmeti veren önemli bir isimdi. Kemal Bey, hayatımın en büyük projesi diyerek yaptığı yayında tam olarak açmasa da Avrupa Birliği'ni Türkiye üzerinden Çin'e bağlamaktan söz etmekteydi. Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan eksen ülkeler değildi. Şartlar sınırlıydı. Böylesine küresel projeler ana eksenler için hayata geçirilirdi. CHP lideri bu nedenle Avrupa Birliği ile Çin'i Türkler üzerinden birbirine bağlamanın önemini vurguluyordu. Almanlar bunu öteden beri savunmaktaydı zaten. Başkan Erdoğan, İpek Yolu içinde, Pekin'le Avrupa Birliği başkentleri içinde önemli adımlar atıyor ve Türkiye'ye önemli bir elbise biçiyordu. Kılıçdaroğlu'nun hayatımın projesi dediği hayalinin temelleri Erdoğan tarafından atılıyordu. Yani Erdoğan, bu oyun kurulacaksa ben buradayım diyordu. Kemal Bey ise hayal peşinde koşuyordu. Sanırım fark buydu. Erdoğan'ı yenmek hiç kolay değil diyerek direksiyonu kıran Batı medyası Kemal Bey'den desteği çekiyor muydu acaba? Kılıçdaroğlu hayaline ortak bulmakta zorlanıyor muydu acaba? Kılıçdaroğlu hayatının projesinin onlarca kat fazlası cari hükümet tarafından hayata geçirildiği ve her kalemi onlarca sayfalık yazılar gerektirdiğinden alt üst başlıkları, sayısız derkenarı bulunan adımlarını buraya sığdıramayız. Yıllardır burada jeopolitiğini, enerji hatlarını, stratejisini, savaşı dahil işledik. Bunun gibi yapılmış, geçilmiş işler için zaman, enerji harcayamayız. Gerek de yok. Yok, çünkü Kılıçdaroğlu da bu planı kuranlar da hepsini biliyorlar zaten ve iş burada başlıyor. Tasarının şimdi ortaya çıkması ya da hazırlanıp yetiştirilmesi diyelim. Kılıçdaroğlu sunumunun ilk cümlesinde zaten kendini ele veriyor. Millet İttifakı Batı yanlısı itirafında bulunuyorlar. Hem projenin hem de Batı'dan Doğu'ya dönüşün ilk sebebi budur. Yani seçim. Gerçek, Millet İttifakı'nın Batı yanlısı olduğuna seçmenin artık inandığı, bunun da belirgin biçimde ellerindeki intiba anketlerine yansıdığıdır. Fakat plan özelinde bu bile ikincildir. Önce şunu tek cümlede bağlayalım. Millet İttifakı CHP'nin iktidarda olduğu bir hükümetin bu planı uygulamaya çalışması halinde teknik olarak da yapamazlar, bunun uluslararası ve bölgesel zeminini de kuramazlar ayrı, Amerika o karton haritayı yırtıp boğazlarına kadar sokar. Ermenistan Savaşı'nda aleni ittifak Türkiye, Azerbaycan, Rusya'ydı. Zımni ama fiili ortaklardan biri İsrail'di. O da dahil olur. Ama
Erdoğan ve Cumhur İttifakı yapabilir. Çünkü yapmışlığı, yapılmışı var. Zaten nizanın çıktığı yer orası. Seçimden sonraki seçim diye dilimizde tüyü, kalemimizde mürekkep bitiren son aşama o zaten. Planı ciddiye almak zorundayız. Kendisini değil, vaziyetini. Böylesi haritalara bakarken içine katılanlara değil, dışarıda bıraktıklarına da bakılır. Tamam, Azerbaycan'ın dışarıda bırakılması gariptir. Bakü neden dışarıda bırakılır? Başka? Rusya yoktur. Moskova'yı oyun dışı bırakır. Fiziken tabii. Yoksa siyaseten Rusya İran'da güçlüce vardır. Çin de öyle. Türkiye, İran'a bu yolla ve CHP Millet İttifakı'yla girdiğinde Rusya-Çin ortak ayağına saldırmış olur. 3. Türkiye'nin Hazar Havzası ve kıyıdaşlarıyla ilişkilerini etkiler. 4. Türk Devletleri Teşkilatı içindeki dengeleri bozar. Ermenistan'ı kurtarır. Zengezur biçimsizleşir, hem de dokunmadan. Konunun daha fazla detaya sirayet etmemesi için CHP diyorum ama esasen Millet İttifakı içinde bu var. Hepsi batıcıdır, beis yok. Ancak hangi batı? CHP daha çok Avrupa Birliği'cidir. Ama Amerika karşıtı asla değil. Parti içinde Amerika'yı önceleyen bir kanat vardır, Avrupa Birliği'ni önceleyen bir başka yaka vardır. Bunları ittifak üyelerinin zaman zaman Amerika'ya gönderdiği selamlarda da yakalayabilir. Örneğin kimi danışmanların Batı medyasına yaptığı açıklamalarda da tespit edebilirsiniz. Peki bu proje hangi kanadın? Avrupa kanadının. Artı İngiltere. Şaşırtmasın. Anglosferin ayrılmaz parçası Londra'yı yazdık. Hatırlayalım. 300 milyar doları nerede aramışlardı? Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerin bu raddeye gelmesinden zaten memnun değil ve kötüye gitmesi, uzaması ihtimalinden nefret ediyor. Ancak Çin'le de ilişkilerin aynı çıkmaza saplanması olasılığından çok korkuyorlar. Örneğin NATO'nun Asya-Pasifik'e yayılması düşüncesinden de tüyleri diken diken oluyor. Paris'te bunun işaretleri daha sık ve güçlü görülüyor. İlaveten İran-Arabistan arasındaki Çin arabuluculuğunun oluşturduğu dalgalanmayı gördüler. Benzerinin Ukrayna'da yaşanabileceğini düşünüyor, hatta teşvik ediyorlar. Bunda umut bulanlar da var. Henry Kissinger. Şimdi Çin bir barış girişimi ortaya koyduğuna göre her şey yerine oturacak. Yılın sonuna kadar müzakere sürecinin başlamasıyla ilgili konuşacağımızı düşünüyorum. Ukrayna krizi şu anda bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabilir. Esasen Çin'in yaptığı bir meydan okuma. Bu Avrupa'yı daha da huzursuz etti. Bu yüzden Almanya 23 yıldan sonra ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanı'na devlet ziyareti daveti yaptı. Bu önemli. Berlin daveti iki ülkenin dostluğunda yeni bir sayfa diye duyururken Çin Dışişleri Bakanlığı da bu hafta bakanlarının Almanya ve Fransa'ya ziyarette bulunacağını duyurdu. Ve oradalar. İşte Kılıçdaroğlu'nun elindeki haritanın sadece bölgeye değil CHP'ye, ittifaka iz düşümü böyle. Çok kuş vurma aklıdır. Projenin, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgisi de muhakkak düşünülmeli. Hayatidir. Batıcı değiliz mesajı vermeye çalışırken, Batı hiziplerinin bile politikalarına nüfuz ettiğini gösteriyorlar. Hükümet olsalar, tabloyu siz düşünün.